Evet dostlarım, selam. Sizlerle birlikteyim. Bugün ne videosu çekeceğiz? Bugün Bloxfruit'te işte kimisi oyunu başladığında bilmiyor. Kimisi işte 700 level olduktan sonra nereye gideceğini bilmiyor. Bunun için araştırması gerekiyor. Hani İngilizcesi olması gerekiyor. O yüzden sizleri bunu tanıtmaya geldim biraz. Bazı yerleri göstereceğim ve iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yani unutmayalım oraları. O zaman hadi geçelim. Evet, buraya geldik ve dükkandan bir tekne alacağız. Benim maalesef şu an uçma yeteneğim yok meyvemde. O yüzden hemen başka bir adaya geçeceğiz. Buradan da neden geçiyoruz? Burada yaklaşık işte 10-15 level olduktan sonra Goril Adası var. Oraya gideceksiniz ve orada devam edeceksiniz. Ve ondan sonra hemen geri dönelim. Evet, buraya da geldik. Hemen buradan sonra ne yapmamız gerekiyor? Tabii şunu öncelikle unutmuyoruz arkadaşlar. Buradan set spawn point'i alıyoruz ki öldüğümüzde arkadaşlar önceden geldiğimiz adada tekrar doğmayalım diye. Öldüğümüzde tekrar bu adada doğalım diye. Daha sonra şuradaki kişiden görevimizi almamız gerekiyor. Buradaki işte ne görevleri var? İşte maymunlar, goriller. Bu goril ve goril kralı şurada ancak öldürebilirsiniz. Tabi onun da bir seviyesi var. Evet, goriller 20 level. Goril kral büyük ihtimalle hani genellikle 30 seviye ya da 25 seviye olur diye düşünüyordum. Evet, şu an o 25 seviye goril kral. Öncelikle zaten neredeyse 20 seviyeye ulaşmanız gerekiyor bu görevleri alabilmeniz için. Gorilleri kesebilmeniz için. Goril kralı kesmek için de zaten 25 level vesaire olmak gerekiyor. Onu da yaparsınız. Bu da bilginiz olsun. Hemen diğer adaya geçiş yapalım diyeceğiz. Ama geçiş yapmadan önce şunu söylememiz gerekiyor. Bu adada yaklaşık 30 seviyeye kadar ulaştıktan sonra bir adı daha göstereceğim. Oraya gitmeniz çok önemli. Hemen tekrardan geçiş yapalım. Evet, tekrar gelmiş bulunuyorum. Şimdi yaklaşık 30-35 levellik bir adaya geldik. Aynı şekilde tekrar söyleyelim. Spawn point'imizi buraya almayı unutmayalım. Almadığımız sürece dediğimiz gibi bir önceki adada doğmuş olursunuz. Bunu birinci kural olarak algılayın. Lütfen set point'inizi alın. Buradan sonra ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de her zamanki gibi level olarak korsanlar ilk önce gideceksiniz. İşte leveliniz büyük ihtimalle 30 seviyeden sonra gidersiniz. Korsanlar yapacaksınız. İkinci olarak serseriler ve Bobby. Boss olarak Bobby. O boss'tur buranın. Hemen gösterelim onu da tabii ki de. Buradaysa. Evet, şurada arkadaşlar. Kaç seviye? Onu hemen 55 seviye. Gördüğünüz gibi 55 seviye olduktan sonra da hemen bu boss'u kesebilirsiniz. Korsanlar zaten 35 seviye. Yani 30 seviye olduğunuzda girebilirsiniz. Sorun yok diyebiliyorum. Çünkü ben öyle yaptım. Size tavsiye ediyorum. Bunlar da Brute, yani herhalde bunlar da bir çeşit kara korsanlar mı artık bilmiyorum. Bunlar da 45 seviye. Onları da ikinci parti olarak öldürebilirsiniz korsanlardan sonra. Burası da üçüncü ada. İlk ada zaten sizin doğacağınız yer olur. Burası da üçüncü ada arkadaşlar. Şimdi 55-60 seviyeye geldiğinizde sizleri tekrar diğer adaya götüreceğiz. Dördüncü adamıza hemen geçiş yapalım. Yaklaşık dediğim gibi 60 seviye olduğunuzda geçebilirsiniz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Orayı da gösterelim. Sırasıyla gidelim. Evet, diğer adamıza geçelim. Evet, diğer adamıza da gelmiş bulunuyoruz.
Burada dediğim gibi 60-65 seviyelerde bulunduğunuz sürece de burada tekrar buraya gelebilirsiniz. Nereden geliniyor? Buradaki adaya gitmiştik. Zaten az çok şöyle şeklinden anlarsınız. Yaklaşık böyle bir yer. Uzak açıdan görmeniz gerekirse. Hemen bakalım. Burada da çöl haydutları ve çöl memuru. Burada sanırım boss yok. Evet, gördüğünüz gibi 60 seviyelikler oluyor. Hemen diğerlerine geçelim arkadaşlar. Buradan beraber hemen şu sandıklarımızı toplayalım. Evet, diğerleri de 70 seviye istiyor. Desert Official anladığım kadarıyla 70 seviye olduktan sonra da diğerlerini rahat bir şekilde alabilirsiniz görevlerini. Bu sayede katılmış olursunuz sırayla. Belki ileride sizlere bu oyunda cidden iyi bir hileyle sizleri tanıtabilirim. İsteyen hileyle kasabilir. Ban yemeyeceğiniz süresinde. İsteyen istediği şekilde kasabilir. Kendi emeğinizle kasabilirsiniz. Bu hiçbir çözüm değil. Ben sadece sizlere hile yapmak isteyenlere bunu söylüyorum. Hile yapmak isteyen arkadaşlarımızı tabii ki de ayrı bir video çekeceğiz. Hemen diğer adamımıza geçelim. Hemen diğer adaya geçtikten sonra sizlere tekrar bilgi vereceğim. Geçelim. Evet dostlar, tekrar geldim. Yaklaşık orada 70 seviyeyseniz burada da 90 seviye olmanız gerekiyor. 90 seviye olduktan sonra bu adaya gelmeniz önemli. Yaklaşık şöyle uzaktan göstereyim. Bu adaya geldikten sonra 90 seviyelik botları, NPC'leri kesebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan bir görevimize bakalım. Kar haydutları 90 seviye. Kardan adam ve Yeti var. Onlar da şu üst tarafta. Onlar 100 seviye istiyor. Ve Yeti de büyük ihtimalle 125 isteyebiliyor. Hemen ondan sonra diğer adamıza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi 110 seviye. Biraz zor okuyorum çünkü bir etraf beyaz olduğu için. Evet, boss ve burada normal kardan adamlar var. Gördüğünüz gibi 100 seviye ve 110 seviye olarak gidiyor. Biz neredeyiz? Yaklaşık buradayız. Yani buradan sonra buraya geçtik. Sonra buraya geçeceğiz. Yani orası tam olarak nerede? Şurası. Gördüğünüz gibi uçan adalar vesaire var. Oraya geçeceğiz. Hemen geçelim. Görüşmek üzere. Evet, diğer adaya da gelmiş bulunuyoruz. Bakalım hemen onların NPC'lerine bakalım. Hemen buradan yukarı doğru çıkalım. Şöyle birazcık da uzaktan çekmek gerekirse böyle bir yer. Hemen gidelim ve neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Evet, bu da 150 seviye arkadaşlar. 150 seviyelik bir NPC. Yaklaşık orada 110 seviyeyseniz sürekli boss keserek 150 olursunuz. Merak etmeyin. Görevlerini tamamlayın. 150'lik NPC'ler burada. Hemen diğerlerine geçelim. Evet, 175'lik NPC'ler de burada. Hazır gelmişken de bunlar buradayken de bir keselim. Evet, hepsi öldü sanırım. Diğer yere gidelim. Bakalım üst taraflarımıza da. Evet, spam point'imizi tabii ki de almayı unutmuyoruz.
Şurada hemen sandığımız var. Buradan hemen bakalım. Gökyüzü ve karanlık ustalar var. O karanlık ustalar zaten o aşağıda gösterdiğimiz yerde, şurada. 175 seviye. Tabii şurada bir yer daha var. Oraya da gitmeye çalışalım. Tabii ki burada da 450 seviyelikler var. 450 seviyelikleri kesebilirsiniz. 175 seviyeden sonra tabii biraz zor olabilir. Ama tabii önemli. Burayı kesmemiz gerekiyor. Tabii burada ilk defa ben böyle bir yer görüyorum şu an. Neyse. 450 seviye olduktan sonra gerisi sizlere gösteriyor. Ha, belki. Evet. Ha, belki bilmeyenleriniz vardır. Şu pusula arkadaşlar nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Bakın. Yani buraya basmanız belki gerekmez. Belki istemezsiniz ama burada ok size doğru yönü gösteriyor. Bakın, benim gitmem gerektiği yer şurası gözüküyor. Bakın, orada kocaman bir kule var ya, mouse'a gösterdiğimiz yer. Bakın, işaretlediğimizde zaten orası. Uzakta diyor. Böyle böyle yerlerinizi gösterebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Ha, sizlere bir şey daha göstereceğim. Belki bilmeniz gerekir. Arkadaşlar, 700 seviye olduktan sonra, bakın, 700 seviye olduktan sonra hapishaneye gitmeniz gerekiyor. Ve hapishaneye gittiğinizde oradaki bir tane bekçi ya da başka bir şey sizlere bir anahtar verecek. Bu anahtarla ne yapmanız gerekiyor, hemen onu göstereceğim ve videoya devam edelim. Evet dostlar, gelmiş bulunuyoruz tekrardan. Böyle bir hapishane olacak. Yani bunu unutmayın, böyle bir hapishane olacak. Ve buraya geleceksiniz, girişine. Bu adamla konuşacaksınız, yani dedektifle konuşacaksınız. Bu size bir anahtar verecek ve diyecek ki buz dağına gidin ve orada sizinle bekleyen bir boss olacak. O boss'un kapısını açabilmek için o anahtarı alacaksınız ve açacaksınız. Daha sonra açtıktan sonra boss'u kestiniz diyelim. Kestikten sonra tekrar dedektifle konuşmanız gerekiyor. Konuştuktan sonra orta adaya gitmeniz gerekiyor. Bakın, orta adaya gittikten sonra arkada bir tane sizi götürecek bir korsan bulunuyor. Ve ondan sonra diğer map'e geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen sizlere bunu gösterelim. Nasıl gidiliyor, nasıl yapılıyor diye. Örnek veriyorum, biz dedektifle konuştuk ve bize bir anahtar verdi diyelim. Hemen yola koyulalım arkadaşlar. Evet, gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim ve girini gösterelim. Nereden girip girmeyeceğinizi hemen gösterelim. Şöyle bir karanlık bir yer gözüküyor ve oradan hemen geçmemiz gerekiyor arkadaşlar ve geçtik şu an. Bakın, bu dükkanı uğramayı unutmayın. Hemen gösterelim sizlere ne gibi şeyler var. Geliştirme, flash adım, fazla atlama. Bu flash adım derken, bu böyle bir yere basınca ışınlanıyor arkadaşlar. O anlama geliyor. J'ye de basıyorsunuz arkadaşlar, bu oluyor. Yani oradan, yani o mutlaka oraya uğramanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sizin için önemli. Hemen arkadaşlar, anahtarı elinize alıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Zaten otomatik olarak kapı açılıyor. Açıldıktan sonra böyle bir yer karşılayacak sizi. Bu boss'u kesmeniz gerekiyor. Evet, şuradaki boss'u kesmeniz gerekiyor. O da yaklaşık 700 seviyelik bir boss. Kestikten sonra zaten bakalım biz vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz herhalde. Tam anlayamadım. Evet, vuramıyoruz herhalde. Boss'u biz kesemiyoruz. Siz keseceksiniz arkadaşlar. Kestikten sonra da zaten boss size bir cevap yollayacak. Ve daha sonra size orta köye dedektif yollayacak. Bildiğim kadarıyla dedektif yolluyor sizi. Yani o dedektife tekrar uğramayı unutmayın. Ve o kaptanı nerede bulursunuz arkadaşlar, diğer map'e geçmeniz için? Hemen oraya da gidelim hemen. Evet arkadaşlar, orta köye bulunmuş. Yani bulunuyoruz. Geldik. Böyle bir yer olacak. Bakın, burası ön tarafı. Arka tarafına geçmemiz gerekiyor bunun için.
Onu görebilmek için arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet. Böyle bir yere geldik ve şimdi işte kaptanımız orada. Bütün her şeyi yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen diğer adaya sizi spamlıyor. Bilginiz olsun. Evet dostlar. İstediğiniz ne olursa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.